Bunu yapmaya çalışalım. Öncelikle bazı durumları ortadan kaldıralım. F eğer bir birimse, tabii ki şey yok, yani F farklı sıfır olsun burada. Öncelikle ne yapmak istiyoruz onu söyleyelim. Ona göre şey yapalım. Temel amacımız şunu kanıtlamak, değil mi? Zx'te her polinom indirgenemez polinomların çarpımı olarak yazılabilir veya kendisi birimdir. Birim değilse indirgenemez polinomların çarpımı olarak yazılabilir. Bunu kanıtlamak istiyoruz. Şu halde F bir birim olmasın ki, değil mi? F birim olmasın veya F Z'ye ait olmasın ki şey yapabileyim. Dolayısıyla F farklı sıfır olsundan biraz daha fazlayı kabul edelim. F eleman değil Z olsun ki çarpanlara ayırmada birinci derece veya daha yüksek polinomlar ortaya çıkabilsin. Ha? Çünkü temel amacımız bunu çarpanlara ayırmak. Ayrılabildiğini kanıtlamak. Yoksa öteki türlü çok şey olacak. Şimdi F bir kere Qx'e ait, değil mi? Q cisim dolayısıyla sonuç olarak demek ki Qx öklidyen bölge şu halde F'yi bunun içinde asal çarpanlarına ayırabilirim. Şu halde F Qx içinde indirgenemez çarpanlarına ayrılabilir. Ne demek yani bu? Şu halde öyle bir diyelim ki M1 MK var ki Qx'te bunlar indirgenemez. M1, M2. Tabii şöyle F Q'ya ait olamaz. F Q'ya ait olsaydı F Z'ye de ait olurdu. F birim değil. F, o yüzden bunda indirgemez çarpanlara ayrılabiliyor. M1, M2, MK indirgenemez. Qx'te ama. Qx'te indirgenemez. Polinomlardır. Ve F eşit bunların çarpımı şeklindedir. Tabii belki M2 yok. Hayır. MK. Bunların çarpımı şeklindedir. Burayı silelim şimdi. Fakat hatırlayalım şeyi. Her bir MK ne olacak? Şu halde öyle A1 AK, B1 BK olacak ki şeyde Z'de ve öyle P1 PK olacak ki ZX'de I eşit 1-2K için A i ile B'i asal, P'i ilkel ve M'i neye eşit olacak? AI bölü B'i P'iye eşit olacak, değil mi? Bak onu biraz evvel kanıtladık. Şu halde F'ye bakarsak bu F neye eşit çıkacak? Şöyle bir şey olacak. A1, A2, AK bölü B1, B2, BK çarpı P1, P2 P1'den PK'ya kadar bu polinomların çarpımı olacak. Şimdi şuna isterseniz A diyelim. Şurada B diyelim. A eşit A1, A2, AK ve B eşit B1, B2, BK koyalım. Hatta A üssü diyelim. Yani böyle yapalım. A üssü B üssü diyelim. Demek ki P eşit A üssü bölü B üssü B1 BK olacak. Doğru mu? A üssü B üssünün ortak böleni A üssü B üssünün ortak bölününde D ise A üssü eşit DA, B üssü eşit DB ise AB'de 1 olacak ve P'de eşit A bölü B P1 P2 PK olacak. Şimdi F'de nasıl yazılabilecek? Aynı zamanda F'de eşit. Bunların F'nin katsayılarının en büyük ortak böleni F'nin katsayılarının en büyük ortak böleni ben Gauss-Lemma'dan çok daha fazlasını hemen yaptım, bitirdim aslında. En büyük ortak böleni D ise ne olacak? F eşittir D kere Q gibi olacak ise Q eleman ZX ilkel olmak üzere, Q demeyelim ona, rasyonel sayılarla karıştırmıyorsunuz diye ona N diyelim. N eleman ZX ilkel olmak üzere böyle olacak. Şu halde sonuçta ne elde ettim bakınız. Demek ki D kere F eşit A bölü B kere P1 PK olacak. Bunu da B ile çarpayım. BD eşit B eşit A P1 kere PK olacak. Pardon ne? Ama şimdi ilkel polinomların çarpımı ilkeldi değil mi? Şu halde burası ilkel olacak. Diyeceksiniz ki ama 3 tane çarparsanız ne olacak? 2 tane varsa çarpım ilkel. Değil mi? Biraz şöyle düşününüz. Bakınız P1 K2 ise P1 ise veya K2 ise burada sadece P1 var. P1, P2 var. Bu ilkel. Bu da ilkel. Bunu kanıtladım değil mi? K eşit 3 ise bakınız bunu böyle yazın. Şimdi bu ilkel. Demek bu da ilkel. Demek ki çarpım ilkel. K eşit 4 ise bunu böyle yazın. Bu ilkel, şimdi gösterdik. 3 tanenin çarpımı ilkelmiş. Ha? Değil mi? Bu ilkel. Bu ilkel. Demek ki çarpım ilkel. Şu halde tümevarım kullanarak K tane şeyin çarpımının ilkel olduğunu gösterebilirsiniz. Ha? Şu halde burada ilkel bir şey yazıyor. Bu da ilkel. Ama biraz evvel ne dedik? 2 tane ilkel polinomun bir takım tam sayılarla çarpımı birbirine eşitse o tam sayılar artı eksi birbirine eşit diye söylemiştik değil mi? Demek ki şu halde B'de eşit artı eksi A. Doğru mu? B'de eşit artı eksi A. Fakat şimdi A ne yapıyor? BD'yi bölüyor. Değil mi? B, A ile B aralarında asal. Şu halde ne yapmalı? A, D'yi bölmeli. Ya da buna gerek var mı? Bir dakika bakayım. Yok, gerek yok. Buna gerek yok. Şu halde dolayısıyla aslında N eşit artı eksi P1 kere PK. Şu halde bunu D ile çarparsam demek ki D çarpı N eşit artı eksi D kere P1 kere PK. Bu ne? Bu da F. Demek ki F eşit artı eksi D kere P1 kere PK. D'yi de tam sayılarda çarpanlara ayırayım. D, Y, Z'de asal çarpanlara ayırırsanız, çarpanlara ayıralım. Yani D şöyle olsun. Q1, QS gibi olsun. QI eleman Z asal. O zaman P'yi nasıl yazdım? Artı eksi birim Q1 QS P1 PK diye yazdım. Dediğim gibi aslında Gauss'lanmayla işe başladım ama çok daha fazlasını birdenbire yaptım, bitirdim. Anlatabiliyor muyum? Gauss'lanma o kadar da enteresan değilmiş farkındaysanız. Şimdi bakınız. Bu çarpmaya bir bakınız. Ne yaptığıma beraberce karar verelim. Gauss'lanmaya falan gerek yokmuş. Gauss'lanma biraz daha yavaş anlaşılmasını sağlıyor ve ben yaptım zaten istediğimi. Bak. Pi neye eşit? Yukarıdaki nerede yazdık onu? Ha. M'ye eşit değil mi? Pi bir sayı kere Mi'ye eşit. Oldu mu? Qx'te okuyun bunu. Qx'te bu indirgelemez bir şey. Değil mi? Önce F'yi M'lere ayırdım. Q'da indirgenemez bir şekilde. Şu halde bu Pi, o zaman bu Pi Zx'te indirgenemez. Bakınız burada Qx buna şöyle bakıyor. Bir tane diyor benim birimim var. A'yı onun için birim. Her sayı Q için birim. Çünkü cisim adam. Birim kere bir polinom var diyor. Birim kere bir polinom var. Ve o indirgenemez. Tamam mı? Bu da diyor benim polinomlarımdan biri diyor. Çünkü katsayılar tam sayı ya. O da benim polinomlarımdan biri. O halde sen onu Z'de çarpanlara ayırsan Q'da da çarpanlara ayırmış olursun değil mi? Ama M'yi ayırt edemiyorsun. Demek ki P'yi de ayırt edemeyeceksin. Öyle değil mi? Şu halde demek ki Pi Zx'te indirgenemez. O halde Pi Zx'te indirgenemez bunu. Bu şeyler de Q1, Q2, Qs de Zx'te indirgenemezler. Şu halde ne yaptım ben? F'yi gerçekten artı eksi. Bu da birim. P1, P2, PK. Demek ki F'yi indirgenemez elemanlar cinsinden çarpanlara ayırdım. Değil mi? Demek ki bu zx'te F'nin indirgenemez elemanların çarpımı olarak yazılabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla isterseniz bu Gauss lemmayı hiç Gauss lemmanın kanıtı değil. Gauss lemma doğru ama ben sonuca hemen varmak için buradan başladım ve oradan yapmış olduğum şeyler aslında Zx'teki her şey asal çarpanlarına ayrılabilir. Bunu gösterdi. Tamam. Ve tek türlü ayrılabilir. Neden acaba? İki değişik şekilde ayrılamaz. Ve Zx'te indirgenemez elemanların çarpımına ayrılış tek türlüdür. Bakalım beraber düşünelim. Diyelim ki iki değişik yol var. Zx'te iki tane değişik yol var. Yani böyle Q1, Q2, Qs, P1, P2, Pk, R1, R2, Rj diyelim. Ona da L1, L2, Lm diye. Bunlar Z'de, bunlar Zx'te, bunların hepsi Zx'te ama bunlar Z'nin elemanı. Bunlar Zx'in dereceleri birden büyük elemanları. Böyle olsunlar. P'ler ve L'ler indirgenemez polinomlar olsunlar. Şimdi geliniz buna Qx gözüyle bakalım. Qx bakıyor şimdi bunlara. Buradan gözünü ayarladı Qx. Tamam mı? Bunlara bakıyor. Şöyle. Qx bunlara bakınca ne görüyor? Burada bir birim görüyor. Burada bir birim görüyor. Burada da kendisini indirgenemez elemanları da görüyor. Doğru mu? Zx değil de Qx baktığında bunlara burada birim görüyor. Çünkü o bir sayı sonuçta. Burada bir birim görüyor. Burada da kendisini indirgenemez bazı elemanlarını görüyor. Ama kendisi Öklidyen bölge. Öklidyen bölgede çarpanlara ayrılış tek türlü belli. Ha diyor, o zaman diyor demek ki K eşit M'ymiş diyor. Doğru mu? İster istemez K eşit M'ymiş diyor. Ve bunlar aslında diyor bir sıra değişikliği hiç birbirine aynı diyor. Öyle demiyor mu? Ha? Ve diyor ki o zaman diyor demek ki ve diyor aynı zamanda diyor isterseniz o sıra değişikliği olmasın, genelliği kaybetmeksizin, tamam mı? Genelliği kaybetmeksizin, yani gerekirse sıra değiştirerek demek istiyorum onunla. He? Neydi? Genelliği kaybetmeksizin. Neydi? İspatması vardı ya. İspatı mı? Kısaltma. Anlayamadım ya. Kısaltma. Kısaltma. Ha, ABD yazıyor. Şey, pardon. Blok var gibi. He? Blok. W-L-O-G. Without loss of generality. O İngilizcesi, ben Türkçe soruyorsun sandım. Evet, bu İngilizce yazsaydım öyle yazardım. genelliği kaybetmeksizin şöyle varsayabiliyor. Q şöyle görüyor. Demek ki P1 diyor CI bölü DI, bunlar aralarında asal, LI diyor. Tamam mı? Yani bunları sırayla birbirlerine eşit görüyor. Eşit olmazlarsa sıra değiştirip eşit bakabilirim diyor bunlara. İyi de bu primitif, daha doğrusu LI üssü diyeyim. Bu LI'ye eşit. L'den katsayıları dışarı çıkarıp bunu primitif yaptığında bu DI'yi buraya çarpsam demek ki CI de artı eksi DI. Doğru mu? Demek ki PI'yi aslında artı eksi DI diye görüyor. Değil mi? Burada da artı eksi DI diye görüyor. Şu halde aslında PI ile LI'ler aynılar. Artı eksi sadece fark edecek. Yani birim kadar fark edecek. O zaman QX böyle görünce diyor ki ZX'e haber veriyor. Yukarıda veyahut da aşağıda. Hey diyor, bana bak diyor, ben diyor bunlardan diyor PI'lerin LI'lerin aynı olduğunu keşfettim diyor. Ne istersen yap şimdi diyor. Aa öyle mi diyor? P1 bununla aynı. Q1, P2 bununla aynı. PK bununla aynı. M eşit K. Hepsini kısaltayım o zaman diyor. Şimdi Q1, Q2, Q3, R1, R2, RC eşit çıktı. Ama onlar benim malım. Q'ya gidip bunlarla ne yapacağım diye sormama gerek yok. Değil mi? Onlar benim adamlarım ve onların öyle ayrıldıklarının da ne olduklarını biliyorum ben. S eşit C olduğunu ve onların da sıra değiştirerek birbirlerinin aynı olduklarını biliyorum. Doğru mu? Dolayısıyla karar. Demek ki eğer böyle bir şey varsa S eşit C'ymiş, K eşit M'ymiş ve blok tamam, genelliği kaybetmeksizin P1 PI artı eksi Q mu diyor orada? R diyor. RI ve şeyde PJ büyük P, orada Q yazıyormuş pardon. QI büyük eşit R'yi, PI'ler de artı eksi DI'lermiş. Veyahut da J diyelim bunlara. Başka başka takımlardan geldikleri. Şu halde çarpanların ayrımı tek türlü belliymiş. Tamam, aslında o teoremi yazmalıydım da teoremi ne dediğini anladınız ha. Şu halde ZX aslında size şu teoremi kanıtladı. ZX tek çarpanlama bölgesidir. Bu dün vaat ettiğim bir teoremdi ve aşağı yukarı ne yapılacağını size söylemiştim. Şu anda bütün onların üzerinden geçerek bunu da kanıtlamış oldum. Dün tabii aslında kuş bakışı hikayenin daha güzel ve derin olduğunu anlatmıştım. Ama artık çok fazla zamanımız kalmadığı için isterseniz biraz da şu meseleyle ilgilenelim. Aslında bunu söyledim dün. Zx'te bir tane polinom versem şu halde onun indirgenemez bir polinom olup olmadığı çok önemli bir nesne. Değil mi? Tamam, bunun içine çarpanlara ayırmanın yapılabildiğini biliyorum ama indirgenemez polinomları tanımak lazım ki yapabileyim. Veya en azından bana bir polinom verilirse onu nasıl çarpanlara ayıracağımı bilmeliyim. Ha? Şeyde mesela anlattım değil mi? ZI'de anlattım aşağı yukarı. Nasıl çarpanlara ayrılabileceğini ve oradaki bütün asal elemanların ne olduklarını size söyledim. Anlattım, şöyle şöyle olursa asal oluyorlar diye. ZX'te böyle bir yöntem var mı? Var dedim. Kronecker yöntemi ve onunla çarpanlara ayırmanın mümkün olduğunu da söyledim. Değil mi? Fakat bunun uzun süreceğini, ne kadar uzun süreceğini size söyleyeceğim şimdi. Burada bir yere yazdım. Bir dakika, notlarıma baktım. Ben size bir kitap tavsiye edeceğim. Yere yazdım mı? Gelirken de nereye yazdım diye bulmaya çalışıyorum. Orada bir yerde mi acaba? Evet. Şu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum bu konuda. Paulino Niels bu kitap tabii eski bir kitap. Büyük olasılıkla bundan çok daha yeni işler yapılmıştır. Ama çok hoş bir şeyi var. An Algorithmic Approach. Yazarlarını söyleyeyim. Morris Mignot ve doğru Stefan Sev. Bu kitapta size, bu kitabı okursanız içinde dişle algoritmasını kompütür programı olarak nasıl yazılabileceğini yazıyor. Onun yanında bir sürü başka bundan türetilmiş algoritmaları da yazıyor. Ha? Biraz daha iyi ve hızlı çalışan. Kitaptaki bir yorumu size söyleyeyim. Diyor ki derecesi D olan bir f polinomun var. Zx'e ait. Bunun derecesi D. D'nin tam kısmı D bölü 2'ye bakınız. Bunun tam kısmını alınız. Bu Kronecker algoritmasının çalışma zamanı (2/D/2)'dir diyor. Yani polynomial time değil, eksponansiyel bir time. Tamam mı? Ve üstelik ne kadar kepazelik olabileceği hakkında şöyle söyleyeyim. Örneğin D 64 olsa D/2 32 olur. Şu halde bunun çalışma zamanı 2/32. Ben küçük bir hesap yapayım. Bu 32 logaritma 10 diyelim 10 tabanına göre. Bu da 30/103 10 tabanına göre logaritma 2. Bu da 32 kere 0.30 103 yaklaşık olarak. Demek ki bu 32 çarpı 3/10'dan büyük bir şey olacak. Bu 90 ne oluyor? 96 oluyor. Bölü 10. Şu halde bu yaklaşık olarak 10/9 mertebesinde. Yani 1 milyar hesap yapması gerekecek. Yani 64. polinom çok yüksek dereceli değil. Yani bilgisayar için konuştuğumuzda değil mi? Bilgisayar için konuşulduğunda 64 ne yani? Adam daha büyük şeyleri yer ama 1 milyar deneme yapması gerekiyor anlamak için. Tabii hepsini yapmadan çok şanslıysan değil mi? Bunlar her zaman en kötü zaman söylenir daima. Yani bilgisayar zamanı ölçülürken worst time söylenir. En kötü zaman söylenir. Dolayısıyla en kötü zamandan bahsediyoruz burada. Tabii arada yapması gereken işlemler de çok fazla. Ama size kalan zaman içinde geliniz Kronecker algoritmasıyla bunu ayıralım. Buydu galiba. Bakayım ben örnek olarak aldım. Evet. x/4 + x/1'i ayırmaya çalışalım. Ve size Kronecker algoritması ne yapıyor? Bundan anlatayım. Tamam. Aslında diğer indirgelemezlik kriterlerinden bir iki tanesini yazdım. Onlar da şeyde duruyor. Çok da fazla yazmadım. Bir tanecik yazdım. Eisenstein kriterini yazdım ama ya bir insan bunları nasıl çarpanlara ayırıyor? Şimdi aslında Kronecker algoritması bunun ayrılamaz bir polinom olduğuna karar verecek. Şöyle yapıyor. 3 tane gelişigüzel. Şöyle. Bunu şimdi şeye ayıracağım değil mi ben? Çarpanlara ayıracağım. Şu halde çarpanların dereceleri ne olmalı? 2 veya 1 olmalı. Değil mi? Çarpanların dereceleri 2 veya 1 olmalı. 1 olamaz çünkü bunun hiç tam sayı kökü yok. Dolayısıyla 2'den aşağı kurtarmayacak. Şu halde eğer bu çarpanlar ayrılabiliyorsa çarpanların dereceleri 2 olacak. Tabii böyle yapabilirsiniz mesela. Demek ki bu x kare artı ax artı b, ondan sonra x kare artı cx artı d olacak demek çarpanlar üstü. Buradan a, b, c, d'yi bulmaya çalışırsanız bulamayacağınızı göreceksiniz. Hatta benim şimdi söyleyeceğimden daha hızlı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama her zaman kedi kaymak yemez. Böyle yaptığınızda biraz böyle hafifçe yüksek mertebeli bir şey yapmak isteseniz çok çok zor olduğunu göreceksiniz ama burada ben sabahleyin uyanınca yaptım böyle bir şey. O kadar da zor olmadı. Anlatabiliyor muyum? Siz de deneyin kendiniz. Ama o Kronecker algoritması değil. Şimdi Kronecker algoritması için x kare artı ax artı b şeklinde bir çarpan arıyorum. Tamam mı? İkinci dereceden bir denklemi tespit edebilmek için katsayılarını 3 tane değerini bilmek yeter. Tamam mı? Dolayısıyla 3 tane gelişigüzel sayı seçiyorum. Tabii bu durumda olabilecek en kolayını. Eksi 1, 0, 1. Bunları bu polinomda yerine koyuyorum. Ne çıktılar? Fx eşit. F eksi 1 eşit. 0. Yok 0 değil. 1. F0, 1. Ve F1 de 3 çıktı. Şu halde bu bir şey olacak ya, bu x kare artı ax artı b, x kare artı cx artı d diye olacak ya. Demek ki bu polinoma p desem px, bu polinoma r desem rx şeklinde çarpanlara ayrılabilecek bu fx. Şu halde x yerine eksi 1 koyduğumda 1 eşit p eksi 1 q r eksi 1. Sonra 1 eşit P0 R0 ve 3 eşit P1 R1 olacak. Doğru mu? Ama 1'in bölenleri belli. Artı eksi 1. Buradaki 1'in de bölenleri belli. 3'ün de bölenleri belli. Şu halde P eksi 1 şunlardan biri olacak. Ya eksi 1 ya 1. P0 demek ki ya eksi 1 ya 1. P1 ya eksi 1 ya 1. Veya eksi 1 ise eksi 3. 3 veya bu ise eksi 3 veya 3. Şu halde olasılıklar 8 tane değişik birbirinden farklı olasılık olacak. Demek ki P için eksi 1, 0, 1 değerleri düşünüldüğünde P için olabilecek şunlar değerler şunlarmış. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Eksi 1 işte yazın bunları. Yani 8 tane olacaklar değil mi? Bir tanesini hep eksi 1 yapsak ötekisini ya da şöyle yapalım. Bunları eksi 1, eksi 1 yapsam burası eksi 1, eksi 1'liği yapsam 4 tane çıkacak buradan. 1, eksi 1, eksi 1, eksi 3, eksi 1, eksi 1, 3. Ondan sonra birler için bunları yazalım. 1 eksi 1 daha bir sürü var işte. Artık yani yazmanın bir alemi yok. Diyelim ki bir tane takım seçtiniz. Mesela dediniz ki ve eksi 1, eksi 1. R 0, eksi 1. R 1, eksi 1 olan bir polinom bulayım. Böyle bir tanecik polinom var. İkinci dereceden. Bunu da mesela Newton interpolasyonla yapabilirsiniz. Bunu biliyor muyuz? İkinci dereceden x1, x2, x3'te a1, a2, a3 değerlerini alan ikinci dereceden bir polinomu nasıl hızla yazabilirsiniz? Böyle yapın bakın. Bu çarpmada x eksi x1 yok. Farkında mısınız? Bu çarpmada x eksi x2 yok. Bu çarpmada x eksi x3 yok. Bunları a1 eksi a2 a1 eksi a3'e. Tabii bunların farklı olduklarını varsayıyoruz ki burada pardon özür diliyorum. x1 eksi x2 özür diliyorum. X'lerin farklı olduklarını varsayıyoruz. x1 eksi x2 x1 eksi x3'e bölünür. Bunu x2 eksi x1 x2 eksi x3'e bölün. Bunu x3 eksi x1 x3 eksi x2 x2'ye bölün. Sonra bunu a1 ile çarpın. Bunu a2 ile çarpın. Bunu a3 ile çarpın. x1 koyarsanız x1 eksi x1 eksi x2 x1 eksi x3 x1 eksi x3 bunlar kısalacak. Bunlar da x eksi x1 olduğu için onlar Allah'ın rahmetine kavuşacak. A1 çıkacak. X yerine x2 koyun. X eksi x2 0. X eksi x2 0. Bunlar kısalacak. A2 çıkacak. Buna Newton interpolasyon denir. Tamam mı? Dolayısıyla çok hızlı, hatta bilgisayarda programlayabilirsiniz bunu istiyorsanız gördüğünüz gibi. Bu polinomu yazarsınız. Şimdi yeni bir tane R elde ettiniz. Buradaki x1, x2, x3 bizim durumumuzda x1, x2, x3 eksi 1, 0, 1 a1, a2, a3 eksi 1, eksi 1, eksi 1. Tabii hepsini denemeniz lazım. Oldu mu? Bakın bakalım R şeyi bölüyor mu? x üzeri 4 artı x artı 1'i bölüyor mu? Bölmüyorsa öteki takımı deneyin. Bölmüyorsa öteki takımı deneyin. Bölmüyorsa öteki takımı deneyin. O takımda hepsini denediğinizde, değil mi? Hiçbiri olmuyorsa demek ki olmuyor. Doğru mu? Şu halde neden D bölü 2 geldiğini de anladınız mı acaba? X üzeri D artı bir şeyi çarpanlara ayırmak istiyorsan hiç olmazsa bir tanesinin derecesi D bölü 2 olmalı da ondan. Değil mi? O yüzden evet. Ve niye 2 üzeri D geldiğimde anladınız mı? Burada buraya yazmak istediğimde artı eksi 1 artı eksi bilmem ne filan için burada en azından 2 üzeri D bölü 2 tane değer olacak. Dolayısıyla 2 üzeri D bölü 2 polinomu denemem gerekecek. Ama denerseniz sıkılmaz, çatlamazsanız eğer göreceksiniz ki bu adam asalmış. Sanıyorum aslında bir tane şunu yazayım hiç olmazsa. Eisenstein kriterini yazayım. Bu bazen çok işe yarayan bir kriter. Bilmenizde fayda var. Ne kadar kapsamlı ve şey olduğunu anladınız değil mi şeyin? Tabii herkes bilecek. Bu arada onu da söyleyeyim. Kronecker yöntemi elbette herkesin değil mi? Şey olup olmadığını bilecek. Ayrılabilir olup olmadığını. Ama yani ne bileyim ben 1. dereceden bir polinomu ayırmaya kalksanız bu şu demek oluyor. Ancak torununuzun torununun torunu karar verebilecek. O yöntemde ısrarla o yöntem üzerinde durmak istiyorsa değil mi? Son olarak bunu yazayım ama kanıtlamayacağım. Einstein kriteri. Şimdi P eşittir A0 artı A1x artı AN x üzeri n zx'e ait bir polinom olsun. Derecesi birden büyük. En büyük eşit 1. P eleman z bir asal olsun. Herhangi bir asal fark etmez. P eğer A0'ı bölüyor, P A1'i bölüyor, P AN-1'i bölüyor, P AN'i bölemiyor ise, herkesi bölüyor da bir tek AN'i bölemiyor ve P aynı zamanda A0 kareli, pardon, P kare A0'ı bölemiyorsa ise P Zx'de indirgenemezdir diyor. Bu hiç şüphesiz Zx'in indirgenemezlik kriterleri içindeki en popüler şeydir, teoremdir. Dolayısıyla en azından en popüler teoremi size yazmış olayım. Evet, sanıyorum artık burada dersimizi bitirelim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek yaz görüşürüz inşallah. Evet, peki, sağ ol. Evet, teşekkürler.